Sayın öğretim üyeleri ve değerli öğrenciler. Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Çağdaş Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından Firuzan adına düzenlemiş olduğu konferansımıza hoş geldiniz. Değerli konuklar, bugün sahnemizi şereflendirecek olan değerli yazarımız Firuzan'ı sahneye davet etmeden önce sizlere kendilerinin biyografisini takdim etmek istiyorum. 1988-1990 yıllarında çektiği Benim Sinemalarım filmi 1990'da Cannes Film Festivali'nin Eleştirmenlerin 7 Günü ve Altın Kamera dallarında çağrılarak 158 film arasından seçilen 8 filmden biri olarak gösterime girdi. 1991'de Uluslararası İran Fetch Film Festivali'nde Uluslararası Jüri'den En İyi İlk Film Jüri Özel Ödülünü kazandı. 1991'de Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde seçilen En İyi 10 Asya Filmi arasında yer aldı. 1994'te Bosna Hersek, Yunanistan ve Bulgaristan gezilerini Balkan Yolcusu adlı kitabında topladı. Oyunlaştırdığı Sevda Dolu Bir Yaz, Ankara Devlet Tiyatroları'nda yaklaşık 200 kez sahnelendi. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere kendisini sahneye davet ediyorum. Ankara'ya giderken arabayla hep geçtim ve demin Sayın Rektör Yardımcısına da söyledim, bu kadar mı doğru bir isim olur buranın, dümdüz, dümdüz, dümdüz ve çok beğenirdim. Yıllardır da arabayla geçmedim. Fakat iki taraftaki kavaklar çok güzel, aşağı tarafta ağaç kalmamış zaten, orada duruyor. Sahipli midir diye sordum buna, öyle gibi dediler. Kavakları genelinde gördüğüm için çok beğendim. Bir de üniversitemiz gördüm. Şimdi ne tuhaf, bugünlerde sanat ve edebiyat meselesine daha çok baktım. Çünkü dünyada çok ilginçtir. 400 yıl önce doğmuş olan iki tane adam anılıyor. Belki sizler de muhakkak dikkatinizden kaçmamıştır. Biri bir İngiliz, William Shakespeare, öbürü bir İspanyol, Cervantes. Miguel de Cervantes, William Shakespeare bütün dünyada büyük bir onurla, ülkelerinin çok onurlandığı iki isim olarak anılıyor. Anma törenlerini ikisini de televizyonda, bundan önce İzmir'deydim, bir etkinlikteydim, televizyonda gece yarısı izledim. İngiltere'de Globe Tiyatrosu var, onu da yani yuvarlak bir tiyatro, halk etrafında oturuyor, tiyatronun ilk dönemleri öyle, yani yuvarlak. İnsanlar şu şeyin çevresindeler, oynanan oyunu takip ediyorlar. Ve Globe Tiyatro geleneği hala İngiltere'de belli noktalarda var. Ve orada Shakespeare'den parçalar oynuyorlar. Ve sokaklarda Shakespeare'in kahramanlarının yüzleri olan maskelerle bu adamı anlıyorlar. Ve bu anma sanıyorum bir ay kadar sürecek. Gelelim Cervantes'e. Şimdi benim Ankara'dan bir arkadaşım vardı. Kendisi de bir ara Madrid'e gittiler. Bir seyahat, orada bu dış işlerinden bir kişi onların dostu. Gece Madrid'de bir yemek yiyorlar, dışarı çıkıyorlar. Bu sanıyorum 5 yıl önceki bir olay. Yani 5-6 yıl. Ve diyor saat 11.30-12'ydi diyor. Madrid'in ana caddesinden böyle yürüyoruz. Bir yerde yüksek bir bina. Şehir çok güzel zaten diyor. Çünkü şehirlerde eski yapılarına çok sahip çıkıyorlar. Onları koruyorlar. Yani belli bir yüzyılın yüzleri ve havası var orada. Yalnız bir binanın içinde de o kadar büyük bir hareket var ki diyor. İnsanlar giriyor çıkıyor, biz anlayamadık. Dedim ki diyor, ya biz buraya bakalım, burası neresi? Oradaki bir girene demişler ki, burada ne var? Yani
Bizim Türk adeti düğün gibi gelmiş onlara. Böyle düğünde bizim neşeli olur ya, taraflar gider çıkar ama gece 12 artık. Demiş ki, aa bilmiyor musunuz? İyi bir İspanyol hocası vardır ona. Nasıl bilmezsiniz? Yukarıda Don Quixote kitabı var. Ve biz Cervantes'in, demek ki o zaman 400 olmayan bir doğum yılı. Herkes Madrid halkı, çeşitli kademelerden, işçi, köylü, okumuş, orta okumuş, aile insanları, anneler, babalar, yetişkin çocuklar girerler, yukarı çıkarlar. Don Quixote'dan bir sayfa okurlar ve inerler. Şimdi ben bunları düşündüğümde benim ülkemde ne yapılıyor diye düşündüm. Sanat ve edebiyat için ne yapılıyor? Bizim çok değerli yazarlarımız var. Biz yazar meselesinde devamlı bir bellek kaybına uğruyoruz. Bu iyi değil. Yani bunu şöyle düşünmek lazım. Belli zamanlarda yazarlar bir şeyler, yani belli bir değeri olan tabii, yani herkes kitap çıkarıyor ama içindeki içerik taşıdığı anlam neyse, onun değerlerini taşıyanları biz anmıyoruz. Ve bazen öyle zannediyoruz ki edebiyat belli bir tarihte başlıyor. Böyle bir şey yok. Yani bu beni çok düşündürdü. Bizim sanata ve bütün sanatlara ve edebiyata ne kadar bağlılık gösterdiğimiz hakkında bayağı yeniden düşündüm, daima düşündüğüm bir şeydir. Sanat niye gerekli? Hani denebilir ki yani sanat olmadan hayat olur. Olur herhalde, yani niye olmasın? Çok düz bir kafayla, çok düz bir anlatımla sanatın olmadığı bir yerde mimari de olmaz. Çünkü mimari bir sanattır. Sanatın olmadığı yerde müzik de olmaz. Şimdi insanoğlunun kendini soyutlaması kendi itirazıdır aynı zamanda. Ve sanatlar, bütün sanatlar bulundukları çağ içinde belli bir aklı ve fikri ve belli bir eleştiriyi taşırlar. Çünkü sanatçılar, ressamlar, müzisyenleri de söyleyebilirim. Çünkü kendi çağında çok müthiş müzikler yapmış adamlar var. Belli itirazları olan adamlardır. İnsan hayatına karşı çok dikkatlidirler. Yani kendi hayatlarının dışında toplumun ne yaşadığını, toplumun hangi acılar ve hangi haksızlıklara uğradığını tartışırlar. Ben 1997'de yeniden Almanya'dan bir davet aldım. Benim çok gittiğim bir yerdir. Bir okumalar daveti. Şimdi burada çok kişisel olduğunu düşündüm ama çok kişiselleştirmeyeden anlatacağım bir şeyi anlatacağım size. Bu okumalar daveti şöyle, Almanların müthiş bir geleneği var. Yazarlar gidiyor, bir kitabında bir bölümü okuyor ve bunun karşılığında orada tabii bizde bu ne yazık ki olamaz çünkü sanat bizde hala kabulü zorlanan bir şey. Ve belli bir ödeme yapılıyor kendisine. Bu ödemeyi niye söylüyorum? Yani bizde yapılsın, yapılmasın anlamında söylemiyorum. Bana bu davet geldiğinde ben biraz telaşlandım. Bilir misiniz, ben hiçbir şeyimi okuyamam. Başkalarınınkini çok güzel okurum. Benim yazdığım bir metni bana verirseniz o kadar hızlı okuyorum ki anlamanıza imkan yok. Çünkü bana müthiş rahatsızlık veriyor. Yani ben niye herkese kendi hikayemi okuyayım diye çok kötü okuyorum. Yani keşke bir gün bir daha gelirsem bunu size deneyeyim, yerlere yatarsınız. Ne okudunuz şimdi, hangi hikaye bu dersiniz? Okuyamıyorum, müthiş yabancılaşıyor. Ama şimdi bu davet benim çok hoşuma, 3 aylık bir davet. Birçok eyalette olacak, sevdiğim çok Heidelberg falan da dahil. O sırada da parasızım. Şimdi bu 3 ayda ben iyi para alacağım, onu biliyorum. Ama sadece aylıkta yapamam, okuyamıyorum. O sorumlu bey dedi ki, tamam Firuzan Hanım, hemen programınızı yapalım, biz size eyaletleri bildirelim, gezi programı, çünkü uzun bir program bu. Ha tamam dedim. Fakat benim bir
açıklamam gereken bir durumum var. Niye dedi, bu an uygun değil mi sizin için? Daha soruya mı erteleyelim? Hayır, durumum uygun, gelebilirim. Ama ben katiyen hiçbir hikayemi okuyamam dedi. Yani bunların geleneğinde giden yazarın okuması lazım. Bu çok eski bir gelenek. Ya 400 yıldır falan bunu yapıyorlar. Adam, ha peki ben dedi gruba bir sorayım, döndü. Dedi ki, arkadaşlarla konuştum, sizi muhakkak görmek istiyorlar. Her gittiğiniz eyalette oranın bir tiyatro kişisi, bir aktör, bir aktris gelip okuyacak ve kabul ettiler. Ben tabii çok memnun oldum, o kadar güzel okuyorlar ki, yani ben okusam da o kadar iyi okuyamam. Bu sirven bitti, gene ben ana noktaya döndüm ve kapanış var. Şimdi yine Salat'tan bir örnek vereceğim size. Kapanışta oranın valisi, belediye başkanları Almanya'da valisi bir donanıma sahip, bizdeki gibi değil, daha farklı. Bizim Türk dışişlerinden sefirler, yani ne derler ona, kalbur üstü şahıslar geliyor, artık kapanış yapılacak. Oturuyorlar, salon kalabalık. İşte ben çıktım, konuşmamı yaptım. Ve sonra dedim, Almanya'da bulunduğum tarih, 75-80 arası devamlı olarak gidip geldim. Tarihte şunu öğrendim dedim, yani bir ülkeyi tanımak için ön yargıları bırakmak lazım. Bunu ben burada kaldığım süre bırakabildim. Alman aydınlığının dikkatini ve çalışkanlığını gördüm. Yani Hitler'e onun dönemini bana unutturdular dedim. Çünkü ona karşı hiç de iyi duyguları olmayan bir kalabalık vardı. Ve çok titiz insanlar. Bir şey öğrenmeye kalktıklarında son derece ayrıntılı öğreniyorlar. Ve bir başka şey öğrenmeleri gerekirse de o öğrendiklerini kuvvetlendirmek için ona da dönüp bakıyorlar. Şimdi dedim, bundan sonra ben geldim burada ne konuşuyorum? Şimdi ben Hitler lafı edince salonda böyle bir dalgalanma oldu. Yani ne demek istiyor şimdi bu? Çünkü böyle alınganlıklar, siyasi alınganlıklar çok kuvvetlidir toplumda. Adamın adını anarsanız hemen canı bırakın en yargıya. Belki bu başka bir şey söyleyecek. Yani Hitler Almanya'sının yaşadığı o korkunç, dünyaya yaşattığı o korkunç, Nazi diktasının dışında şimdi ne oldu biliyor musunuz? Muhakkak biliyorsunuz dedim. 1986'larda Avrupa 20. yani 3. bin yıla girmeden önce 2. bin yılın kültür ve aklını temsilen o uydu şimdi dönüyor. Bir uydu yolladılar. Ve bu uyduda ne var biliyor musunuz? Beethoven'ın 9. senfonisi var. Ve şimdi ben düşündüm. Hepimiz de düşünelim bunu. Bir zaman sonra bir başka uygarlık, eğer dünyayı mahvedip yok etmezsek, o uyduyu bulursa, içinde Beethoven'ın 9. senfonisini dinlerse, herhalde dinlediniz ya dinleyebilirsiniz meraklıysanız, İçinde Schiller'in kardeşliğe şiir ve övgüsü vardır. Nasıl bir güç sanatta? Kimse Hitler'i hatırlamayacak. Diyecek ki ya bu Almanlar ne kadar hoş adamlarmış. Nasıl bir müzik yapmışlar. İçindeki laflara bakın, kardeşlik ve dostluk lafları dolu. Ve onun için arkadaşlar, sanatın bütün zamanlar için çok büyük bir önemi var. Mesela biz İtalya'yı düşündüğümüzde herhalde heykel olarak kimler gelmiyor aklımıza? Ve çok daha önemli olan Leonardo da Vinci geliyor. Da Vinci enteresan bir adam. Çok fazla resim yapmamış. Daha çok ressam olarak biliyoruz. Ama çok önemli resimleri var. Da Vinci uçmakla çok uğraşmış. Uçmak meselesi onu çok çok ilgilendiriyor. Çünkü düşünün, sizler de belki arada düşünürsünüz. İnsanoğlunun uçamaması ne kadar yazık değil mi? Boyuna bir şey biniyoruz, oradan iniyoruz, oraya gidiyoruz. Da Vinci bunu o zaman düşünmüş yani hareket etmek. Ve çok deneyimleri var.
Yani merakıyla internette olan Da Vinci maddesine girsin. Şimdi artık çok kolay. Ben bunları kitaplarda okudum. Orada Da Vinci'nin bütün hayatı ve merakları yazılıdır ve çizilidir. Ve kanat hesabını çok doğru yapmış. Ve kanat arasını doğru yapmamış. Yani belli bir yere kadar deniyor fakat hareket tamamlanmıyor. Şimdi diyeceksiniz ki, biz niye bu kadar şeye merak saralım? Yani yok işte bilmem ne, yok şu. Arkadaşlar doğuyoruz ve bu dünyadan ayrılma tarihimizi bilmiyoruz. Bize bir hayat verilmiş. Hayatınızı nasıl zenginleştirirsiniz? Tek düzle bir şekilde yaşayarak mı? Dünyayı merak edip sorgulayarak mı? Ve sorgulamanızın çoğunda bilim ve sanat çıkar karşımıza. Hakikaten onlar çıkıyor. Ve bu adamlar sorgu sormayız. Ya soruyorlar, ben niye varım, o niçin böyle, bu niçin böyle. Ben Türkiye'nin, hep söyleniyor, çok genç bir nüfusa sahip bir ülkeyiz biz. Genç nüfus, gençlik sadece biyolojik bir zaman parçasıysa onun pek bir önemi yok. Yani herkes doğar, yaşlanır, ölür. Bu süreç böyle. Ama gençliğinizin zihinsel birikimi çok yüksekse, o zaman ne bedeniniz yaşlansa da, siz yaşlanmazsınız. Düşünürsünüz, hayatınız zenginleşir. Sanatla, bilimle, edebiyatla, yani düz ayak bir şey yapmazsınız. Bu çok önemli bir şey. Kendi hayatınızı güzelleştirirsiniz. Ben çok çocukluğumdan beri, okumayı çok sevdim. Bana kimse oku falan demedi. Yani ailem öyle bir şeyle uğraşmıyor. Fakat çok heyecanlı okudum ve hala da okumayı çok seviyorum. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki, bizim ülkemizde dahil, dünyanın akıllı, fikirli insanları kitaplar yazıyor. Ne kolay. Siz onları alıp okuyorsunuz. Bu kadar basit. Ben ile edebiyat okuyayım falan demiyorum. Tarih, sosyoloji, arkeoloji ve özellikle arkeoloji. Bizim topraklarımız arkeolojik bakımdan bütün insan hayatını o kadar güzel anlatıyor ki. İnanılmaz. Ve şöyle bir şey de oluyor. Onlara baktığınızda çok daha eski zamanlarda yani milattan önce tarihlenmiş çok barışçı toplumlar da var. Ve hayret ediyorsunuz, niye bunlar savaşmamış, böyle barış içinde oturup başlar kalkmışlar. Dünyada ben Yugoslavya'ya, Yugoslavya paralanmadan önce gittim. Bu Balkan yolcusu bir gezi kitabı değildir, bir savaş gezi kitabıdır. Size şunu söylemek istiyorum, savaş çok kötü bir şey. Yani o ne filmlerde gördüğümüz, ne televizyonda izlediğimiz, içine girdiğiniz zaman dehşet içinde kalıyorsunuz. Ve insan varlığının bu kadar vahşileşmesi nasıl olabiliyor ben inanamadım. İnanmak mümkün değil. Hiçbir güzelliğe saygı yok. Hiç katıya. Yani insan kendini nasıl geliştirecek? Ben bunu düşünüyorum. Yani nasıl kendimizi daha insan olma serüveninde tamamlayacağız? Ve demin de yolda, bu kadar uzun bir yolda bana eşlik ederdi, onlar da ve buradalar, arkadaşlarımız dedi. İyilik en büyük kıymet, iyilik kadar insanın içinde taşıması gereken hiçbir şey yok. Hep empati diyoruz ya, iyi olmadığınız zaman empati kuramazsınız. İyilik duygusu müthiş bir duygu. Ve gelişmişlik ifade ediyor, gelişmek iyi olmakla mümkün. Olay bundan ibaret. Ve bütün edebiyat parçaları, ben bir edebiyatçı olarak konuşmak istemiyorum ama o da var. Size insan acısından, durumundan, protest tavrından, hepsinden bahsediyor. Sorularınız olabilir. Gençliğiniz demin söyledim. Sadece belli bir zaman olarak algılamayın. Gençlik uzun bir beyin sürecidir. Çok uzun bir zaman. Beyninizin genç kalması. Yoksa 30 yaşında ihtiyarlamış insanlar da var. Nasıl ihtiyarlıyorlar biliyor musunuz? Yetinme duygusu. Bu da bana yeter, o da bana yeter. Tamam oldu, tamamladım da olabilir ama doğru değil. Yani ben isterdim ki bütün
kadınlar da erkekler. Eşit bir dünyaya hazırlanmak için önce kendilerini zenginleştirme. Zihinsel olarak ve bilimsel olarak. Çok teşekkür ederim. Söyleyeceklerim bu kadar. Birkaç soru alabilirim. Öğretmeninize yardım edin. Ne sormak istiyorum? Yazılarınızı... Sesiniz dalgalanıyor. Böyle bu diye bilmiyorum. Şimdi... Yazılarınızı nasıl bir yöntemle yazıyorsunuz? Ya da bir romanınız üzerinden de örneğin parasız yazma. Mesela onun hikayesi nasıl başladı? Ya da istediğiniz, arzu ettiğiniz? Şimdi bak bu soru yazarlara sorulmaması gereken bir soru. Başka bir soru sorarım. Bu yazarlar bunlara direkt cevap vermezler. Çünkü bakın, bu sorular değilecekse ben toplam bir cevap vereyim. Yazar o kitapta hem vardır hem yoktur. Vardır ama yoktur. Çünkü şöyle bir şey var. Bir dünya kurduğunuz zaman iki kişiyle hareket edemezsiniz. Hani meşhur bir laf vardır. Benim hayatım roman olur. O zaman bir tek roman yazarsınız, biter. Bütün mesele demin söylediğim iyilik duygusu ve itiraz duygunuz olacak. Yani insanları sevmek lazım. Yani en kötü insanda bile onun niye kötüleştiğini takip etmek lazım. Ben insanı kötü doğru, hastaysa başka, hastalıklı doğrular olabilir. Soru bitti. Hikaye, mesela ismi çok güzel, Parasız Yatalı. İlk hani gördüğümde bir sahafçıda çok etkilemişti beni bu isim. Yani ilk, belki ilkokulda duyduğumda ilk o zaman da daha sonra anlamak nasip olmuştu. Siz bu isimde ısrar etmişsiniz. Değil mi bu isim aslında evet. Hatırlıyorum. Onun nedenini öğrenebiliyor muyum acaba? Siz orada hangi hikayeyle ilginizi çekti en çok? Yani hepsini beğeniyorum demenize gerek yok. Bir tanesini daha çok beğenmiş oldum. İlk hikaye kızın hikayesi sanırım da Parasız Yatalı. Hangisi? Adı Parasız Yatalı. Parasız Yatalı. Konuştuk onu zaten. Teşekkür ederim. Güzel. Daha unuttuğum bir şey var bu sanatçılarla ilgili, onu da söylemek istiyorum. Mesela bizim çok iyi müzisyenlerimiz var. Benim aklıma Hamamizade Dede Efendi geldi geçen gün. Baş makamında eserleri ve o sıra Batı ile Doğu arasında biz Doğu'da kalıyoruz. Herhangi bir iletişim şimdiki gibi inanılmıyla öyle yok. Ve Vaz makamını bu adam kendi düşünerek kuruyor. Aynı makam Batı'da da kullanılıyor. Bu çok daha, yani kendi zamanını hissetmek gibi geliyor bana. Yani o adam ki çok değerli bir müzisyendir, kalkıp yaşarken değişen zaman, renkler, farklılaşan bir yüzyıl. Bunu oturuyor ve ben onun ilk defa yine bir gün halini dinlediğimde çok şaşırdım. Çünkü ben Batı müziğini de çok selam vereyim ve takip ediyorum. Ve zamanları karşılaştırdım. Yani orada Vals var. Oysa tamamen kendi zamanında böyle bir gereksinme düşünüyor ve yapıyor. Ve çok tuhaf şeyler var. Zamanlar uzak olsa da, yani aynı zamanı çok uzakta da yaşasa da, hani ilk Almanların Zeitgeist dedikleri bir şey var. Bizde de pek moda oldu. Zamanın ruhu diye çevirdi, doğru bir çevirdi. Sanki zamanın ruhu dünyanın üzerinde sanatçıları birleştiren bir nokta yarattı. Çok ilgimi çekmiştir benim. Yani böyle de bakarsanız neler bulursunuz, neler karşılaştırmalara. Bunu unutmuştum, eklemek istedim.
Hocam ilk öncelikle hoş geldiniz üniversitemize. Benim de sormak istediğim yani eserlerinizle alakalı olacak. Genellikle... Siz ne öğrencisiniz? Türk Dili ve Edebiyatı. Türk Dili ve Edebiyatı. Evet hocam. Kendiniz mi seçtiniz, kazanabildiğiniz için mi girdiniz? Şimdi burada dürüst cevap verin. İstediğim bölümde ama istediğim şehir değildi. Bu istediğiniz bölüm müydü? Evet hocam. Ya Türkçe öğretmenliği istiyordum. İstiyorsunuz. Avantaj anlamında olmadığı için Türk Dili ve Edebiyatı seçmiştim. Bakın ben sorunuzu unutmayın. Türkçe dediniz. Yani kendi dilimizden bahsediyoruz. Size başka bir örnek vermek istiyorum. Sonra devam ediyoruz. Şimdi Almanya köylü bir toplum. Küçük prensipler var ama onlar da bizim ağalar gibi. Yani öyle prensipler değil. Toprak ağalar. Ve Almanların üstteki aydınları bir takım şeyleri Latince olarak olabilir diye düşünüyorlar. Latince de kilise dili. Latince biliyorsunuz yani kilisenin kullandığı bir dil. Yani bu köylü diliyle edebiyat, medebiyat falan olmaz. Yok canım. Yani ne kadar sözcük var ki falan diye yola çıkıyorlar. Fakat burada aydınların o kadar önemli bir görevi var. Aydınlar diyor ki, Leipzig'tekiler, Berlin'dekiler, ne demek? Yani bu bizim dilimiz. Niye biz bununla edebiyat değil, felsefe bile yaparız? Değil. Bugün dünyada Alman felsefesinin ele alınmadığı hiçbir felsefi durum olamaz. Görüyorsunuz değil mi? Diline hale getirmişler. Almanca mükemmel bir dil. Çok sözcüklü. Ve en zor Batı dilidir. Fransızca zannedilir değildir. Çok zor bir dildir. Fakat aydınlar bunu değil günlük hayatta felsefe bile yapacak hale getirmişler ve Alman edebiyatında çok büyük yazarlar var biliyorsunuz. Hayneler, Göteler yani şimdi sıralamayayım. O açıdan Türkçe öğretmeniyseniz ki öyle olmak istiyorum dediniz. Dilinizle ilginiz çok önemli. Yani çocuklara bu ülkenin tarihi var. Ve bizim en zengin tarafımız çok karışık yerlerden gelmişiz buraya. Bu o kadar hoş bir şey ki. Ve Türkçe Orta Asya'da ben şeyi çok şaştım. Orhun anıtlarını, yani şey olarak kitapta bir kitap aldım okudum. Orhun anıtlarındaki yazıkları anlayabiliyorsunuz. Ne kadar eski. Onun için yani eğer öğretmen olacaksanız bunu hep hatırlamanızı isterim. Türkçe çok zengin bir dil. Bakın ben edebiyatımı Türkçe yaparken ve bütün kitaplarımı Türkçe yazarken hiçbir sıkıntı çekmiyorum. Hiçbir anlatım düşüğü çekmiyorum. 2011'de İstanbul Dünya Kültür Başkenti seçildi. Benim kitabım oradaki Fransız grubunun iyi bir yayın evinde. Ben daha kitabı çevirmek istedim. Şimdi ben çevirilerim yapınca telaşlanan biriyim. Yani öbür yazı Alman çevirisinde falan yapamıyorum. Dedim ki nasıl yapacaksınız? Çok şaşırdılar. Yayın evine demişler ki ne istiyor yazar? Sizinle tanışmak. Ne? Biz böyle... Valla ben tanımak istiyorum. Dedim geldiler İstanbul'da konuştuk. Bir Fransız, bir Türk. Bu çok iyi. Her iki dili de bilen. Bir tek dil. Ve 4 yıl çalıştılar biliyor musun bu kitap için? Ve 4 yıl sonra bu kitap için Fransa'da çıkan eleştiriler o kadar iyi ki ben Fransızca bilmiyorum. Dedim ki ya ama çevirmişler. Çünkü bütün değerlendirmeler benim kitabımın taşıdığı şeyleri anlatıyor. Bir Fransız ve bir Türk, çok da iyi eğitim görmüş bir Türk insan, 4 yıl bundan çalışıyorsa benim dilime zayıf diyecek kimse çıkamaz. Bir kabile dili değil bu. Bu büyük bir dil. Yani öğretmen olan arkadaşlara bunun altını çizerek söylüyorum. Ve ben eğer okudunuzsa, kitaplarımda zorluk yaratan bir sözcükler bütünü kullanmam. Ama çok sözcüklüdür. Nereden buluyorum? Bu dil konuşuluyor. Ben size cevap olarak bunu söyledim. Madem
Türkçe öğretmeni olacaksınız. Umarım hatırlarsınız. Bir gün dersiniz ki Firuzan gelmiş diye bana da bunu düzce yapardım ben de. Bana bunu yani çok önemli. Böyle gencecik insanlar geliyor karşınıza. Onlara yol gösteriyorsunuz. Yani ben ilkokuldan iki öğretmenimi hep çok severek katıldım. Yani inanın içimdeler böyle kaç yıl geçmiş düşünün. Biri üçüncü sınıftaki öğretmenim, biri dördüncü sınıfta. Biri İbrahim öğretmen, biri Şükrü öğretmen. İstanbul, ben İstanbul'um. Öğretmen figürü çok önemli bir figür çocuk için. Yani bunu yaramazlık yapabilirler, biz de çok yaramazlık ama tokat atarak yola koymayın. Anlatmaya çalışın. Siz küçükken yaramazlık yapmadınız mı? Evet. Benim aslında sormak istediğim konu, eserlerinizde kadın ve çocuk konularını sıkça işlemişsiniz. Bunun bir özel sebebi var mı? Onu soracaktım. Teşekkür ederim. Ya arkadaşlar, ben bu sorular değil de siz okuduğunuzu, nasıl bulduğunuzu onu anlatsana. Sorular hiç fazla ilginç değil, inanın değil. Yani siz Fransızca'da diye okudunuz, değil mi? Okumadınız mı yoksa? Vay! Okumadan mı geldiniz? Benim şey, tamam işte bir kitap okumuşsunuz. Nasıl buldunuz? Yani oradaki insanlar size nasıl geldi? Onu söyle. Benim iyi yazıp yazmadığımı sormuyorum. Yani onu bırakın. Yani iyi yazarsın. Ya şimdi günlük hayatındaki o insanların çektiği sıkıntılar, yozlaşmaları, hep kendi insanımı hissettim yani roman eserlerinizde. O benim çok dikkatimi çekti. Parasız Yatılı'yı okumadım ama konusunu biliyorum. Bir kızın sanırım, bir kız çocuğunun çektiği sıkıntılar. Konusu bile ilgi çekici. Bence okunmalı. Bundan sonra ilk işim kitabı alıp okumak olacak. İşte edebiyatın gücü bu, sanatın gücü bu. Yani bir müzik dinlediğinizde, yani bir resme baktığınızda, bir edebiyat çok değerli bir şey. Ve bütün bakın, arkeolojideki anlatımların hepsi geliyor, duruyor. Bir çizime, bir duvar resmine dayanıyor. Gene bir sanatçı var orada. Zanaat da çok önemli, sanat da çok önemli. Hoş geldiniz öncelikle. Benim sorum biraz standart dışı olsun, madem öyle istiyorsunuz. Parasız Yatılı kitabındaki Parasız Yatılı bölümünde özellikle en çok merak ettiğim şey, okurken de ilgimi çeken ve hani bunu da sizden geleceğinizi öğrendim de sormamı istediğim en önemli sorulardan bir tanesi buydu. Kitabın sonunu neden tamamlamadınız? O tamamlanmış bir hikaye. Sanki hani o sonu yani okuyucuya bırakılmış gibi. Var. Bakın çok teşekkür ederim. Güzel. Ben teşekkür ederim. Soruyu soruyorsunuz. O öykü tamamlanmış bir öyküdür. Size bırakır. Ne der Hademe Kadın? Son cümleyi söyle. En sonunda okuyalı bir iki hafta geçti. Şeyde, oradaki çocuk... Parasız Yatılı'nın... Evet. İmtihan, orada imtihanı oku, ben evet. Sınav veriyorum. İmtihanına girecek çocuklar hiç geç kalmaz. Evet. Bu sonuçtur. Niye geç kalmaz? Tek fırsatı var o çocukların, geç kalarak onu kaybetmek istemezler. Ondan sonra da artık okur, düşünür. Der ki, ne ya bu? Ha, demek bunun için böyle. Tamamlanmış böyle. Siz de tamamladınız şimdi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Arkadaşlar, teşekkür ederim. Değerli yazarımıza teşekkür ediyoruz paylaşımlarından dolayı. Sayın Profesör Doktor İlhan Genç hocamızı katılım belgelerini takdim etmek üzere davet ediyoruz. Değerli öğrencilerimiz, bir romancımızla bugün birlikteydik. Üniversitemiz adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten bizi kırmadılar. İstanbul'dan geldiler zor bir yolculuktan sonra.
İnşallah bundan sonraki süreçte de Özden Hanım'ın romanlarını okuyorsunuz zaten, onu Recai Hoca'nın, Sibel Hoca'nın zaten veriyor. Ama artık romancıyı da bizatihi görmüş olmakla da daha fazla derinliğine inceleyeceksiniz. Verdiğim mesajlar hakikaten çok nefisti. Ben de kendi payıma istifade ettim. Kendilerine şükranlarımızı sizin adınıza da sunmak istiyorum. Sibel.